Daha önce daha çok mumu açık kullanılan alanları, yani toplumun toplu bulunduğu mekanları, otogarları, hava meydanlarını, camileri, kursları dezenfekte ediyorduk ama bugün artık büyük şehrimizin oluşturduğu bu ilaçlama filosuyla 17 aracıyla 14 ekip oluşturuldu. Bunlar hem caddelerimizi zemin kısmını ilaçlayacaklar hem de hava kısmını havadan ilaçlama yapılacaklar. 7/24 esasına göre çalışacaklar. Aynı zamanda bizim 13 ilçe belediyemizle de irtibat halinde olup onlarla birlikte inşallah bu hastalığı Van halkının en az hissedecek şekilde sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacak şekilde ilaçlama yapacaklar. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğümüz de Van'ın girişinde yol kontrol noktalarında Van'a giren insanları ateşini ölçüp şüpheli vaka olabilecek insanları hastanelere sevk edilecek. Aynı uygulamamız Erciş Van otogarında da Van'a gelen tüm yolcular taramadan geçirilecek ve havaalanında gelen yolcular da aynı şekilde UMKE ekipleri tarafından inşallah ısı ölçer cihazıyla taramadan geçirilecek. Bizim amacımız olabilecek sağlık açısından sokakta herhangi bir vakayı bırakmamak, ulaşabildiğimiz toplu insanların bulunduğu her alanda bu taramaları yapıp vakayı yakalamaya çalışmak. Ama bir taraftan da büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimizin de toplumun yaşadığı sokak caddeleri ilaçlayarak insanlarımızı sağlıklı kalmasını sağlamaya çalışmak. Ama bütün bu tedbirlerimiz insanlarımızın yine evinde kalmasını, birkaç hafta bu seyri takip etmemizi, sağlık ekiplerimizin, Sağlık Bakanımızın talimatlarına uymalarını, evde kalan yaşlılarımız için de bütün belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız seferber olmuş. Onlara vefa gruplarımız onların taleplerini karşılamakta. Yaşlılarımızın maaşları PTT ve bankalar tarafından evde kendilerine ödenmekte. Herhangi bir panik yapmalarına gerek yok. Sadece 112-155-556'dan bize ulaşmaları yeterli. Ben bu ilaçlamada görev alan da tüm arkadaşlarımı kutluyorum. 7/24 esasına göre çalışmaktadırlar. Kendi çapımızda bir filomuzu da oluşturduk. İnşallah aynı anda 14 caddede ilaçlama yapabileceğiz.